Merhabalar, Haksal Uzmanları Derneği'nin webinar etkinliğinin değerli sunucuları, değerli katılımcıları, hoş geldiniz. Bugün de bir arada olmaktan çok mutluyuz. Ben hemen sözü Melike hocamıza ve Nadi hocamıza bırakıyorum. Galiba Taceddin Hoca bugün bir şeyler söylemeyecek ama hemen başlarken Taceddin Hoca ve Alp Hoca'ya teşekkürümüzü unutmayalım. Gerçekten bizi uzakları yakın eden onların çabası. Çok teşekkür ediyorum. Ben kapatıyorum kameramı. Güzel bir sunum olacağından eminim. Merhabalar. Hacı Badem Üniversitesi'ndeyiz. Webinar ekibi adına ayrıca tüm başkanı olarak bugün hepinizi selamlıyorum. Yorumumuzda da söyledim sizlere bugün mevziyet öncesi süreçliğim ve hastalık. Konuşmacımız, konuğumuz da Profesör Doktor Nadi Bakırcı. Daha önce çok merkezden aynı anda katılımla ilgili sorunlar yaşadığımız için bugün tek merkezden hep birlikte bağlanalım dedim. Bakalım bu sefer sorun yaşayacak mıyız? Ben biraz Nadi Bakırcı'nın özgeçmişinden bahsedeceğim. Sonra sözü kendisine bırakacağım. 1989 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir liste kalkacak. Doktora eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde halk sağlığı aldı. Ve doktora tezi araştırmasını da daha uzaklarda Manchester, İngiltere'de North West Lung Disease Center'da Lancashire bölgesi iki fabrikalarında yaptı. 98-2008 yılları arasında eğitim araştırma faaliyetlerini Marmara Üniversitesi sağlı ve işsiz sağlığı alanı. 1999'dan beri de Ege Badem Üniversitesi. Ağırlıklı olarak bu disiplinin dönem tepesi yoğunlaştırmıştır. 2015'ten bu yana da aynı üniversitede dekan yardımcısı. Eğitimden sonra dekan yardımcısı. Yok, dersin. Teşekkürler Melike. Sağ olsun buraya geldi ve beraber bu programı sen öyle hissettim şimdi. Füzyon programı yapmış gibi. İlk defa katılıyorum. Böyle bir program. Sağ olsun yalnız bırakmadı ve benim ne diyelim endişemi yarıya belki de %80'ini aldı götürdü. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi bizim bugün konuşacağımız konu aslında halk sağlığı eğitiminden ziyade halk sağlığı eğitim anlayışının ya da halk sağlığı yaklaşımının tıp eğitimindeki yeni gelişen, değişen, yeni açılan alanlarla ilişkisini kurmaya çalışacağım. Burada bunu anlatabilirsem, evet, tamam. Önce bir parça tıp eğitimindeki değişimden bahsedeceğim. Neler değişiyor, neler değişimiz oluyor. Daha sonra asıl bizim alanımız olan bu değişimden, bu değişimin de yarattığı alanlardan bir tanesi olan aslında sosyal güvenirlik ve sosyal sorumluluk alanı olan tıp eğitimi. Ve tıp eğitiminin topluma dayalı olma özelliği ve topluma yönelik olma özelliğini konuşacağım. Ve burada halk sağlığı eğitimiyle olan ilişkisini kurmaya çalışacağım. Tıp eğitiminin toplumda ve topluma yönelimli olmasının ne tür gerekçeleri var, ne tür uygulama özellikleri var, ne tür şekilleri, modelleri var, ve fırsatları neler, bunları konuşmaya çalışacağız. Ve son olarak da belki sizinle daha de katılmanızı isteyeceğimiz bölüm tıp eğitiminin toplum tabanlı olma üzerine halk sağlığı eğitiminin nasıl geliştirileceğine yönelik bir bölüm olsun istiyorum bu sunumda. Ben yarım saat kadar konuşmayı planlıyorum. O ardından
sizin katılımınız için bilmem teknik olarak Melike'ye de yardım edecek sanırım. Daha fazla olması gerekir konuda özellikle. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım ama sizin düşüncelerinizi de almak isterim doğrusu. Şimdi eğitimde bir değişim var. Yani bu aslında son 10 yılların konusu ve bütün dünyada da böyle. Türkiye'de de bunun yansımalarını görüyoruz. Neler oluyor da artık eğitiminde bir takım değişimler oluyor? Bir defa eğitim anlayışı değişiyor artık. Yani eğitimle eğitim kuramları, yeni eğitim kuramları oluştu ve bunlar pratikte uygulanmaya da başlandı. Sonuçları gözlemlemeye başlandı. Artık öğrenmenin lineer değil, daha kompleks yapıları olduğunu, karmaşık süreçleri içerdiğini biliyoruz. Etkileşimin ve deneyimin öğrenmede çok önemli bir rol oynadığını, sosyal öğrenmenin çok önemli bir rol oynadığı gelişimde bunu biliyoruz. Gereksinimlere yönelik öğrenmenin daha kalıcı ve etkin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle aslında bir takım yöntemler, modeller geliştirildi. Aslında tıp eğitiminde neresi değişiyorsanız en çok bu tür yaklaşımlar, yöntemler, modeller değişiyor. Ve elbette içerik de değişiyor. İçeriği değiştiren nedenler de var. Örneğin işte toplumun ihtiyaçları değişiyor. Toplumun öncelikli sağlık sorunları değişiyor. Ve talepleri değişiyor. Dolayısıyla içerikte de bir takım değişimler oluyor. Yeni modeller derken işte probleme dayalı olması, öğrenci merkezli yaklaşımların olması ve buna ait modellerin oluşturulması. Diğer yandan işte takım çalışmasıyla öğrenmenin sağlandığı bir takım yöntemlerin uygulanması ve bizim için de çok önemli olan aslında toplumda, toplumun içinde, toplumun gerçek sorunlarıyla karşılaşarak onlara çözümler üreterek, üretme esnasında olan öğrenme. Ve bunun halk sağlığı açısından biraz önemini vurgulamak isterim. Bu da yeni bir yaklaşım. Hani bizim çağımızın diyelim, yeni derken hani o kadar da değil. Kendi giderek anlaşılıyor ya da yaygınlaşıyor bunun kabulü diyelim. Çünkü artık birçok standartta tıp eğitimini akredite eden birçok kuruluş ve Türkiye'de de biliyorsunuz TEPTAT standartlar arasında bunu aldı. Yani programın topluma dayalı olma özelliği ve topluma yönelimli olma özelliğini artık arıyor ve bunun göstergelerini görmek istiyor. Dolayısıyla hani bu bir kabuldür, bu yaklaşımın yaygınlaştığı ve standart hale geldiği, ortak kabul gördüğü anlamına gelir. Bir başka şey tabii teknoloji, onun yansımaları var. Tıp eğitiminin değişmesinde. Sosyal ve demografik değişim var. Dolayısıyla hani bir içerikte özellikle değişim ihtiyacı doğuruyor. Bir başka şey aslında tıp eğitiminin insancılaşması. Bundan ne kastediyoruz? Hastayla ya da toplumla, bireyle karşılaşmadan önce bir takım becerilerin geliştirilmiş olması. Yani ben hatırlıyorum ilk lombar fonksiyonumu bir çocukla yapmıştım, çocuğa yapmıştım. O anki gerginliğini unutamıyorum. Bu bende herhalde bir travma oluşturmuştu. Neyse ki bir zararı olmadı çocuğa. Hani iyi bir şekilde yaptım ama bu tür bir girişimin bende daha önce yakın yöntemlerle yeterliye ulaştırılmadan önce yapılması hiç de insancıl, hatta etik değil. Bu anlamda hasta ile temas bir takım beceri laboratuvarlarında ve simülasyon uygulamalarıyla bir takım becerilerin yükseltilmesi, geliştirilmesi hedefleniyor. Bu anlamda da bu tür merkezler, öğrenme merkezleri, beceri merkezleri ya da laboratuvarları yaygınlaşıyor.
Özetle aslında bunları söyleyebiliriz. Yani yeterlikler önemli artık. Yeterliğe dayalı yöntem planlanıyor, ölçme değerlendirme. Bunlar üzerinden planlanıyoruz, bunlar üzerinden yapıyoruz. Şimdi bu da tabii aslında bir entegrasyon ihtiyacını da doğuruyor. Bunu belki ayrıca konuşuruz. Bu listede söyleyebileceğim önemli olan şey birinci basamağı ve toplama yönelimli olunmasının artık istiyor olmamız. Daha doğrusu bu özelliği, tıp eğitimindeki bu özelliği yaygınlaştırma ihtiyacımız. Yeni temalar var içerikte. Mesela iletişim becerileri, profesyonel tutum ve etik sorunlar, klinik uygulamaya hazırlık, ekip çalışması, kanıta dayalı tıp gibi birçok tema var. Yeni öğrenme ortamları ve stratejileri var. İşte yani biraz eğitim yaklaşımının değişmesiyle beraber işte öğrenen merkezli olması artık sınıfta yapılan derslerden çok daha küçük gruplarda ve bağımsız ortamlarında bunların geliştirilmesi. Klinik beceri merkezlerinden biraz önce bahsetmiştim. Hani sadece yaklaşım tıp eğitiminin olmasına yönelik o bağlamda söylediğim şeylerdi. Ve birinci basamak ve temel sağlık hizmetleri elbette yeni eğitim ortamları ve stratejilerinde önemlidir. Şey sağlıyor. Ayrıca şunu da söylemem lazım. Artık akreditasyon çok önemli bir hale geldi. Ve biliyorsunuz Türkiye'de de artık bu kurumsallaştı. Program değerlendirme ve dış program değerlendirme. Bunun aslında bu bizim bir söylediğim sosyal güvenlilik ve hesap verebilirlikle de bir ilişkisi var. Biz tıp fakültesinde bir eğitim programı oluştururken aslında toplumla var olmayan, görünmeyen bir imza. Yani diyoruz ki sizin için iyi hekimler yetiştireceğiz. Sizin sağlığınızı gözetecek, önceleyecek, hastalanmamızı sağlayacak ve toplumun sorunlarını, sağlık sorunlarını çözecek, öncülük edecek, liderlik edecek hekimler yetiştireceğiz diyoruz. Böyle bir şey ile başlıyoruz. Ve bunun toplum ya da kamu tarafı, yani toplum tarafından aslında bir anlamda izlenmesi lazım. İşte bu akreditasyon da ya da biz topluma bu yaptığımız eğitimin böyle olduğunu gösterebiliyor olmamız lazım. Bu anlamda akreditasyon bizim için çok önemli bir araç. Ve şu anda işte bu sosyal güvenilirlik ve hesap verebilirliğin de en önemli alanlardan bir tanesi. Çünkü sosyal güvenilirlik ve hesap verebilirliğin içeriği bu. Sosyal güvenilirliğin içeriğinde aslında toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve toplumun sağlık ihtiyaçlarını çözebilecek hekimler yetiştirdiğimizin garantisini veriyoruz. Toplumun öncelikli sağlık sorunlarının bizim programımızda içerildiği ve toplumu tanıyan, toplumu bilen, bu sorunlarını çözebilen hekimler yetiştirdiğimizin ifadesi. Bu anlamda da halk sağlığı eğitimi ve halk sağlığı yaklaşımında çok yakın bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum burada. Edinburgh yanında tıp eğitiminin toplumda yaygın görülen hastalıkların temsil edilmediği üçüncü basamak hastanelere bağlı olmaktan çıkarılmasına ait bir ifade var. Mesela bu çok iyi karşılıyor aslında şu anda konuştuklarımızı. Öğrencilerin toplumun sağlık sorunlarını ve sağlık sistemini daha yakından inceleyip değerlendirebilecek konularda, yani gerçek koşullarda eğitim görmelerini öngörüyor. Biraz önce bahsettiğim tıp eğitiminin akreditasyonu için tıp fakülteleri ne yönelik UTEAK'ın hazırladığı belgede de benzer bir burada iki kavramı netleştirmek lazım. Bir tanesi eğitim programının topluma yönelik olarak hazırlanmış olması, bir de eğitimin toplumun içinde
yürütülüyor olması. Bu aslında birbirini çok destekleyen şeyler. Fakat çok karıştırdığımız bir şey. Bir tanesi müfredata ait bir şey. Yani topluma yönelik eğitimin müfredatının oluşturulmasına ait bir şey. Bir tanesi de öğrencilerin toplumun içindeki öğrenme ortamlarında, tırnak içinde, toplumun içindeki özellikle birinci basamak, temel sağlık hizmetleri gibi ve toplumun sağlık sorunlarının ortaya çıktığı yerlerde bu karşılaşmaların sağlandığı ve öğrenme ortamlarının oluşturulduğu topluma dayalı tıp eğitimi kavramı. Bu ikisinin bir ilişkisi ve farklılığını vurgulamak lazım. Neden peki toplumda olması gerektiğini savunuyoruz tıp eğitiminin? Bir defa fakülte hastaneleri, yani üçüncü basamak hastaneleri aslında toplumdaki hastalık örüntüsünü içermiyor. Yüksek teknoloji kullanılıyor buralarda. Ve bizim için tabii çok önemli olan, yani halk sağlığı bakış açısının çok çok önemsediği bütüncül yaklaşımın ve hastalıkların sosyal ilişkilerinin buralarda görünmüyor olması. Bunun daha çok birinci basamakta ve temel sağlık hizmetlerinde gerçekleştiği yerlerde olması. Gerçek hayat deneyiminin sağlanıyor olması toplumda, bu da çok önemli bir şey ki başta bahsettiğim öğrenme kuramlarının da altını çizdiği şey bu. Gerçek yaşam deneyimi üzerinden öğrenme. Tabii bunun dışında bir hekimin yeterlik alanları dediğimiz işte liderlik, ekip çalışması, toplumla ilişim becerileri, toplumun sağlık sorgulama ve çözme becerileri, etik ve bu ikisinin beraberliği gibi alanları da destekli olması bir başka gerekçe aslında. Sağlık hizmetinde farklı meslek gruplarıyla çalışma ve bunlarla tanışma fırsatları da içeriyor. Böyle bir deneyim. Toplum içinde çalışarak yaşam ve kültür daha iyi kavramalarını belki alçak gönüllülüğün altını çizmek lazım. Yani sıkça köşklerden inmek ve ille olan ilişkiyi oralarda kurmak önemli. Öğrenme sürecinde sağlık hizmetlerine ve topluma katkı sağlanabiliyor. Bu çok zor bir şey tabii. Yani hani bizim de sağlamakta güçlük çektiğimiz yerler ama böyle bir fırsat var. Yani bu fırsat yaratılabilir ya da en azından ihtimal var diyoruz. Yani o ihtimalin olması bile çok önemli. Ki bu mümkün. Topluma eğitim hususunda olmak. Müfredatın yapılandırılmasına da katkısı oluyor tabii bir çabanın. Çünkü öncelikli sağlık sorunları da toplumda karşılaşılan öncelikli sağlık sorunları da bu deneyimin ardından müfredata taşınıyor. İlla müfredat içeriği olmayabilir. Müfredatın müfredat dışı da düşünebilirsiniz. Biraz sonra bunun nasıl işlediğini, sahada nasıl işlediğini konuşurken belki bir parça daha döneriz buraya. Bir başka bizim çok önemsediğimiz bir şey, böyle bir şeyin neye katkısı var? Üniversiteyle toplumun ve kamu yönetiminin bir işbirliği olanağının burada oluyor olması, bu da çok önemlidir. Tabii bunun yanında kuşkular ve endişeler var. Yani bu aslında bizim kendi hocalarımızda da var. Bunları hep aşmaya çalışıyoruz. Örneğin öğrencilerin sahada öğrenmeleriyle ilgili olarak daha az bilgi ve beceriye sahip olacakları düşüncesi, biraz bilgiye bir eğitimin olduğu veya sahadaki eğiticilerin yani sahada bizimle beraber çalışan hekimlerin yeterliğine ait kuşkular. Bunun dışında zorluklar da var. Bu zorlukları da bir parça endişe yaratıyor elbette. Mesela lojistik sorunlar, yani bunlar biraz sonra tekrar belki konuşuruz. Bunlarla ilgili mesela aşılayabileceğine yönelik. Ve saha yeticileri ve saha yeticilerinin uyumuyla ilgili sorunlar ve saha yeticilerinin eğitimleriyle ilgili, yani gelişimleriyle ilgili sorunlar.
Bunun yanında literatür çok ciddi kanıtlar da sunuyor. Ben buraya bir parça bulabildiklerimi yazdım. Bunun yanında sunumun sonunda da bir kaynakça vereceğim. Fakat belki şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Bu sunumla beraber bir belge de paylaşabiliyoruz. Sanırım onu ayarladık. Siz indirebileceksiniz. Bu İskender Hoca'nın editörlüğünü yaptığı tıp eğiticisi El kitabı. Bu kitabın bir bölümünü önde toplumda tıp eğitimiyle ilgili benim yazdığım bir bölüm var. Onun PDF'ini yükledik ve orada bu kanıtlara ait, bu literatüre ait ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Kanıtlar ne söylüyor? Bir defa öngörülen birçok alanda öğrencinin kazanımı olduğunu bu deneyimin sonunda. Hedeflediğiniz dışında da pek hedeflere ulaşılabileceğini, profesyonel tutum ve öğrenme motivasyonunda, öğrencinin bu motivasyonunda artış oldu. Hastaneyle karşılaştırıldığında birinci basamakta klinik becerilerin edinilmesinde bir sorun olmadı. Yani o beklendiği gibi daha düşük olmadı. Tam tersine daha iyi olabileceği olduğu yönünde kanıtlar. Öğrencilerin motivasyon ve sorumluluk düzeylerinin eğiticilerin onlardaki kuşkunun da önüne geçebileceğine ait kanıtlar. Uzmanlık seçiminde birinci basamak tercihi güçlendiriyor. Bunu da göstermişler. Yani bunlar aslında bu uygulamaların olumluluk konuşlarından bazıları. Zorlukları var arada. Onları zaten konuşacağız, konuşuyoruz. Toplumda tıp eğitimi ortamları neler olabilir? Bunlar zaten sizin bildiğiniz ve öğrencileri de oralara gönderdiğiniz eğitim aldıkları yerler. Topluma dayalı tıp eğitimi, yani toplumda tıp eğitiminde nasıl uygulamalar var? Bir defa nasıl program yapılabilir? Programın hangi odaklı olabilir? Bir defa hizmete yönelik olabilir eğitim. Araştırmaya yönelik olabilir veya eğitim odaklı olabilir. Örneğin hizmete yönelikse sağlık müdahale programları olabilir. Sağlığın gelişimi programları olabilir. Örneğin bir obezite ile mücadele programına katılmak ve orada hizmet etmek veya diyabet farkındalığı programına katılmak ve orada hizmet etmek gibi öğrencilerin bu programlara katılımını sağlar. Veya toplum kalkınma programlarına katılımını sağlar. Örneğin işte kız çocukların eğitimiyle ilgili bir program varsa ya da kadın anayla ilgili bir program varsa yani sağlık, sadece sağlık değil, sağlık sektörü dışında da, sağlık hizmetleri dışında da toplumun kalkınmasına yönelik programlara katılımda bu kapsamda değerlendirilir. Bir başka şey araştırmadır, toplum tabanlı araştırma özellikle. Bunu araştırmaya yönelik olarak bir program yapılabilir. Eğitim burada yürütülebilir. Toplumun sağlık sorunlarının araştırılması bir grup oluşturur. Bir başka şey var olan verilen hizmetin, örneğin aşılama çalışmalarının ya da aile planlaması çalışmalarının durumunun araştırılması gibi buraya yönelik olarak programlar düzenlenebilir. Veya tam anlamıyla eğitim odaklı olabilir. Temel sağlık hizmetlerine birinci basamağı yönelik olarak mümkün. Veya ziyaretler, toplumun işte bazı kesimlerine yapılan ziyaretler gibi örneğin işte iş yerlerine ziyaret ya da yaşlılar ziyaret gibi düşünülebilir. Ben buraya bir tane tablo yaptım. Kaynağını da altta veriyorum. O kaynaktan yararlanarak yaptığım tablo. Topluma dayalı bu eğitim programlarının hangi özellikleri var ve örnekler neler? Buradan faydalanabiliriz. Bunu genişletebiliriz. Çünkü bu çok
özet bir tablo aslında dersiniz. Bu özelliklerini ve örnekleri bu saydığım üç grup modelde yaklaşımda görebilirsiniz. Ayrıca PDF olarak yüklediğimiz şeyde de kaynakta da daha ayrıntılı ifadelerini bulabilirsiniz. Bu tür bir etkinliği, eğitim etkinliğini planlarken ve uygularken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi bir parça da ondan bahsedeyim. Bir defa son yıla bırakmamak. Yani en önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani sudan çıkmış pazara döndürmemek önemli. Son yıla bırakmayacağız. Erken yıla başlayacağız. Erken dönemde başlayacağız. Hatta birinci sınıftan itibaren başlayacağız. Ve programda gerek artan ya da ağırlıklandırılan bir şekilde yer vereceğiz. Yani biz genellikle Türkiye'deki modellerde bunu anlattığımız zaman sadece halk sağlığı stajı, işte internlik programı aklımıza geliyor. Tamam, en yoğun olarak orada bunlar, bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz eğitimin öncesinde. Ama bu doğru değil. Birinci sınıftan itibaren başlamak, tanışıklığı, farkındalığı sağlamak, daha sonraki yıllarda hizmete yavaş yavaş gözlemleyecek artık katılım olabilmesini sağlamak lazım. Başta gözlemciyken giderek hizmetin kendisini görüyor, araştırmaların kendisini yapıyor hale getirmek. Böyle bir plan izlemekte fayda var. Bunun uygulama örnekleri de var. Bizim programda beraber izlendiği zaman paylaşabiliriz. Organizasyon çok önemli. Yani bu ilk karşılaşmada bir şok yaşanabiliyor hakikaten. O yüzden iyi organize olmak lazım. Çünkü kaotik bir ortam tabii. Yani bir tıp fakültesinin korunaklı kampüsünün dışına çıkıyorlar ve sizin denetleyemeyeceğiniz ya da öngöremeyeceğiniz bir takım şeylerle karşılaşıyorlar, durumlarla karşılaşıyorlar. Bütün bu durumlara hazırlıklı olmak lazım. Bunun için ne yapılacak? Bir defa bu programın ne yapıldığını çok iyi tanımlamış olması lazım. Yani işte diyelim ki işte bir haftalık bir saha eğitim programı ya da longitudinal devam edebilecek bir araştırma, topluma sosyal araştırma, topluma yönelik bir araştırma. Bu neden yapılıyor? Bu baştan çok iyi planlanma, çok iyi tanımlanma hedefleri. Bunun saha yöneticileriyle de paylaşılması lazım. Kimlerle temas edecekse sahada mutlaka bunlarla da paylaşılması lazım. Elbette lojistik altyapının da ulaşımda bunun için ayrılacak zamanlarda gerekli başka dokümanlar, kaynaklar, bunun dışında ne gerekiyorsa bunların önceden planlanıp sağlanması lazım. Yani iyi organize olmadan yapılan saha çalışmaları büyük bir fiyaskoyla ve öğrencide bir demotivasyona yol açabilir. Özellikle ilk yıllarda bu çok önemli. Tabii ki bu internet döneminde de ama ilk dönem çok önemli. Öğrencide zamanlar sağlamak, kendi başına öğrenme diyecekleri zamanlar sağlamak önemli. Sahada geçirdikleri süre içinde. Refleksiyon fırsatları yaratmak bu çok önemli bir şey. Çok önemli. Yani biz aslında deneyime dayalı öğrenme dediğimiz zaman hani biz tırnak için salgın çayırağına yanıp doyura vaziyetine düşmemek için ne olup bittiğini, ne yaşadığını, bu yaşadıklarından ne tür sonuçlar çıkardığını ya da yani bu deneyimin onda yarattığı etkinin ne olduğunu ifade etmelerini sağlamak lazım. Bunun için yapılandırılmış oturumlar da belki programın sonunda belki programın belli aşamalarında bir araya gelip bu refleksiyon oturumlarını yapmak, yani bu şöyle söyleyeyim, eğitimin etkisinin iki kat artmasına neden olur. Yani hani tabii ki spekülasyon yapıyorum, kanıtım yok ama yani benim nedenim dediğim şey bu. Katlıyor eğitimin etkisini.
etkisini, saha eğitiminin etkisini bu refleksiyonlar oturumları. Bu refleksiyonları saha eğiticisiyle de yapmalarını sağlamak lazım. Yani gün içinde mesela bir günü bitirdi ya da işte öğlen beraber yemek yiyorlar. Burada bu yaşanılanları, karşılaştıkları durumları, ikilemleri, kuşkuları ya da başarıları konuşuyor olmaları lazım. Bu da birebir eğitim olanağıyla desteklenmek anlamında, desteklemek anlamında. Farklı disiplinlerle çalışmak evet mümkün ve yapılmalı. Değerlendirmeyi, ölçme değerlendirmeyi ve programın değerlendirilmesinde çok ciddi aldım. Daha yeticilerine yönelik bir programımızın olması lazım. Yani şöyle, diyelim ki biz yani 15-20 tane sahada bizim beraber çalıştığımız hekim veya hemşire. Onların sürekli eğitimine ne katkı, onların ihtiyaçlarını bu anlamda kişisel gelişim, mesleki gelişime ait eksimlerini tamamlayacakları olanaklar sunmak ve kurumla olan ilişkilerini, fakültesiyle olan ilişkilerini sağlamak, güçlendirmek ve motivasyonu arttırmak çok önemli. Bunu yapabiliyor muyuz? Bu çok zor bir buna bir defa zaman ayırmak lazım. Ama paylaşmaya açıklar. Saha eğiticileri de öyle, öğrenciler de öyle. Sağlık hizmeti planlayıcıları, sunucularıyla eğitim ilişkilendirilmesi ve etkileşim olanağının sağlanması da mümkün. Bunu görüyoruz. Birinci basamağın eğitim fonksiyonlarının güçlenmesi ve gelişmesinin katkı olanağının da olduğunu görüyoruz. Bunlar ne iyi ki böyle diyeceğim şeyler ama diğer yandan işte şeyler var. Örneğin sağlık sisteminin özelliklerine bağlı olarak eğitim etkileniyor. Özellikle sağlık hizmetlerinin organizasyonu, bilimlerin nasıl çalıştığı bunlar çok önemli. Filyasyon yapılamıyorsa öğrenci olmak katılamayabilir. Ve birimler arasında farklılıklar var. Yani diyelim ki biz İstanbul'da bir anlamda rahat çalıştığımız yerler olabiliyor ama başka bir şehirde, başka bir yerde bu pek mümkün olmuyor. Bu da aslında sağlık yönetimiyle olan, yani sağlık sistemi ve sağlık yönetimiyle olan ilişkilerimizle ve bu yönetimin sürekli olmamasıyla da ilişkili. Sürekli değişiyor. Yönetim yaklaşımlar değişiyor. Onların tıp fakültesine ya da işte bizim bu tür eğitim faaliyetlerimize nasıl baktıkları çok önemli oluyor. Yani aslında bu olumsuz bir şekilde dönebiliyor. Ama şöyle bir şey var, yani bu da işte bir gerçek. Biz sağlık hizmetlerinin burada bir takım hizmetlere katılsın istiyorsak, yerel sağlık yönetimiyle de, sağlık yöneticileriyle de muhakkak ilişki içinde, iletişim içinde olmamız gerekiyor. En azından bir takım protokoller çerçevesinde, bu protokollerin imzalanması, protokollerin maddelerinin bilmesi kapsamında düşüneceksek yine karşılaşmamız gerekiyor. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekiyor. Bunlar yaşanan zorluklardan birkaçı. Bir tanesi hani demiştim ya ana konu bunda araştırma öğrenmenin bir parçası olarak üç başlıkta hizmet araştırma ve metek katılım araştırma ve eğitim yönünde olması. Şimdi araştırmada şöyle bir sorun var. Bir takım bürokratik engeller var, zorluklar var. Bunların aşılmasıyla ilgili sıkıntılar var. Diğer yandan bunları yaşıyoruz. Belki bu şu anda bizimle beraber izleyen arkadaşlarımızın da bu tür deneyimleri vardır. Bence bu çaba harcayıp bunu bir şekilde çözümlememiz lazım. Çünkü araştırma ile ilgili yaptığımız protokoller de çok sınırlayıcı oluyor. Sonuçlarının paylaşılması zorunlu olmasından yani bildirilmesinde paylaşılması için sonuçların paylaşılması için izin alma gerekliliğinin olması gibi bir takım protokolde maddelerin olması
gerçekten hani çok bilebilir bir şey değil. Evet, bunlar diğer konuşabileceğimiz şeyler. Yeniden planlarken hakikaten ilk yıllardaki bu deneyimin bir şeye arttırılması yönelik bir takım girişimlerin ya da revizyonların yapılması, yani yeniden yapılandırırken veya yapılırken, ikisini de beraber kullanabiliriz. Şimdi ama biz yeniden planlarken, yapılandırırken dememiz lazım. Staj ve internlük döneminde de alanlar açmak. Yani sadece internlük döneminde değil, belki staj döneminde de alan açmayı düşünebiliriz. Fakülte eğitim üyelerinin, öğretim üyelerinin ve yöneticilerinin saha eğiticilerine duydukları güveni arttıracak bir takım faaliyetler içinde olmamız lazım. Fakülte ile bağlantılarını bu arkadaşlarımızın güçlendiğini geliştirmek lazım. Onu daha önce konuşmuştuk. Topluma yönelik sunulan hizmetlerin güçlenmesine katkı sunmak, özellikle bu anlamda hizmet yönelimli faaliyetlerimizi arttırmak tadında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve öğrencilerin bu hizmetlere daha fazla bu hizmetlerde yer almasını sağlamak. Bunlar tabii köy okulunun içinde olabilir, çekirdek eğitim okulunun içinde olabilir veya seçmeliler şeklinde ya da köy okulunun dışında vedat dışında da gerçekleştirilebilir. Sonuca da. Evet, sonuca geldik. Bir 10 dakika sanıyorum öngördüm şeyi açtım. Şuraya baktım lütfen. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bir defa evet, biz hastanelerden ve kampüsten çıkarıp öğrenci toplumun içine gidebiliriz ve toplumun içine gidebilmeliler. Orada öğrenci. Tamam. Bu kaçınılmaz şekilde burayı genişleteceğiz derdi. Ama bu hiç kolay bir süreç değil. Bir defa aslında sanıldığı kadar da ucuz bir yolda diyeceğim. Yani ucuz derken maliyet açısından baktığımız zaman çok ciddi zaman ayırmak gerekiyor. Ne çok büyük emek var acaba. Ve ön hazırlığı süresi ve sonrasında çok ciddi bir emek harcamamız lazım. Bir defa bu anlamda kolay değil. Bu nedenle toplum sağlığını ön planda tutan sabırlı kurumlar ve inisiyatifler, ekipler gerektiriyor. Bunun yanında bu alanı daha çok araştırmalıyız. Yani biz ne yaparsak, özellikle tabii Türkiye'de yerel olarak bir takım dinamiklerimiz farklı. Biz ne yaparsak daha etkin bir şekilde topluma yönelik ve topluma dayalı eğitimi güçlendirebiliriz. Bu anlamda halk sağlıkçılarına ciddi sorumluluklar düşünüyorum. Bu alanı araştırmalıyız ve bu alana kanıt üretmeliyiz. Uygulanabilir çözümler üretmeliyiz. Yani bu alandan çekinmeyiz. Çünkü son yaşanan son günlerde özellikle sağlık ocaklarının kapanmasıyla beraber bu alanda çok önemli bir erozyon olduğunu görüyoruz. Ama biz bu alandan vazgeçmemiz lazım, çekilmemiz lazım. Bunun dışında deneyim paylaşımı, işbirliği ve dayanışma, bu bizim aramızda. Yani bu programı yapanlar, yürütenler arasında geliştirmemiz lazım, yaygınlaştırmamız lazım, güçlendirmemiz lazım. Bu anlamda TEPDAT çok önemli bir çaba harcıyor. Bunun dışında bir The Network'tan bahsetmem lazım. World Unity for Health web sitesinin adresini verdim. Oraya gidip incelerseniz çok önemli bir bağlamda çalışan insanlardan bir tanesi. Çok da güzel kongreler, bantılar yapıyorlar. Özellikle son yıllarda bir sosyal bilimlilik meselelerini ön plana çıkardılar. TEPDAT da son yıllarda sosyal bilimlilik meselesini çok öne çıkardık eğitimde. Buralarla biraz ilgilenmemiz, en azından bir bakmamız ve nasıl katkı sunabileceğimizi
düşünmemiz lazım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra nasıl devam edelim? Bir sorular var. Artık sorularla devam edebiliriz. Ben hemen anlamda bir soru gördüm. Olarak tıkayı sinirlerini satın yanımda. Verilebilir kaynak arasını açtım buradan. Evet, yani aslında bunu ben bir parça izah, yani ben çok konuştum aslında. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani aslında halk sağlığı uzmanları olarak tıp eğitiminin toplum genelinde ve toplum tabanlı olabilmesi için biz kurumlarımızda, derneğimizde ne tür faaliyetler gösterebiliriz? Belki buna ait bir çalışma grubu kurulabilir şeyde. Webinar üzerinden mi? Webinarla başlayıp devam edecek bir çalışma grubu, eğitim çalışma grubundan bahsediyor Melike burada. Bunları konuşabiliriz. Kongrede buna ait bir çalıştay yapabiliriz. Bu konuları konuşabileceğimiz. Bunun dışında bununla ilgili yapılan toplantılara daha fazla katılabiliriz ve toplantılar düzenleyebiliriz. En azından deneyimlerimizi paylaşmak ve farkındalığımızı artırmak adına bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Aklıma gelmişken Kasım ayının ikinci haftasında düzenli tıp eğitimi günleri yapıyoruz. Bu yılın konusu tam da bu. Ben size duyuruları göndereceğim ve katılırsanız bütün bu konuların ayrıntılı olarak uluslararası katılımında olacak. Bu size verdiğim kaynakça da ismi geçen ve çokça faydalandım. Aman daha gelecek. Onun fikirlerinden de yararlanabiliriz. Ve deneyimlerinden. Sizi de bekliyoruz. Ne yapmış? 9-11 Mayıs'ta harika. Evet. 9-11 Mayıs'ta da İzmir'de bir tıp eğitimi kongresi var. Ben nasıl el kaldıracağız bilemiyorum ama söz istiyorum. Evet. Ben vallahi bilmiyorum. Söyle Özlem. Belki burada küçük kendi deneyimlerimizi söyleyebiliriz. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997'den beri bununla ilgili topluma dayalı tıp eğitimiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama gerçekten 1997'de dönem 1-2-3'ün programında 1997'de yaklaşık 13 farklı kurumu gözlem yaptırdığımız öğrencilerimizi şu anda her yıl dönem 1'de, dönem 2'de, dönem 3'de her yıl toplamda 3 kurumu yıl içerisinde gözlemleme olanağı sağlıyoruz. Ama yaz stajlarımız var. Yaz stajlarımızda dönem 1'de bir hafta aile hekimi yanında gözlem yapıyor. Dönem 2'de bir hafta acil serviste gözlem yapıyor. Dönem 3'te de 2 hafta aile hekimi yanında gözlem amaçlı. Biz duyuyorlar. Evet, diğerleri duyuyor sanırım. Evet. Bizi duyuyor musunuz? Evet, Türkan Hoca'nın da sanıyorum tamam, yani Türkan Hoca'nın bahsettiği 9 Eylül deneyimi çok önemli gerçekten. Biz de faydalanıyoruz. Bu tür deneyimleri neler iyi gitti, neler başarılabiliyor,
neler, ne tür zorluklarla karşılaşıyoruz ve bu zorlukların ortak tarafları var mı? Yani bizim karşılaştığımız zorluklarla başkalarının karşılaştığı zorluklar ve bunlar nasıl aşılıyor? Bu soruları sorup birbirimizi desteklememiz lazım. Hakikaten bu çok önemli. O yüzden Türkan Hoca'ya da çok teşekkür ederiz. Evet, öğrencilerin sigortalanması önümüzdeki en önemli engel şu anda diye Türkan Hoca'nın da söyledi. Mesela bu sorunu nasıl aşabileceğimizi paylaşmamız gerekiyor. Doğru. Ya bunun gibi birçok şeyi, maddeyi alt alta sıralayabiliriz. Örneğin işte biraz önce söylediğim toplum araştırmalarında izin alma zorunluluğunun olması ve bu iznin bir protokole bağlanıyor olması, protokolde de çok sınırlayıcı maddelerin olması. Mesela bu bir sorun. Belki derneğin mesela burada bir şekilde dernek olarak evreye girmemiz lazım. Fakülte olarak bastırmamız lazım. Ortak bir söylemde bulunmamız lazım. Bu konuyu görüşmemiz lazım. İşte sigorta konusu yine öyle. Ve aklınıza gelebilecek hani birçok şey var. Evet, yani bunu muhakkak kongremizde bir oturum yapıp ya da bir çalışma grubu oluşturup, bir çalıştay yapıp bunların sonuçlarını paylaşmamız lazım. Kesinlikle katılıyorum. İlker Kayı katılamayacağını söyledi ama WhatsApp'la bir mesaj göndermiş. Diyor ki mezuniyet öncesi halk sağlığı eğitiminde düzenleyici niteliği olan yasa ve yönergeler var mıdır? Daha etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Yani halk sağlığının mezuniyet öncesinde olmasıyla ilgili benim bildiğim bir yasal düzenleme yok. Ama işte şeyler var, işte protokoller var. Yani bizim işte Sağlık Bakanlığı ile tarım kurumlarını kullandığımız için yaptığımız protokoller var. Veya işte bu toplumda yürüttüğümüz sağlık araştırmaları için yaptığımız ya da yapamadığımız, öyle diyelim, protokoller var. Bu çerçevede bir şey sağlıyor mu? Belki gruptan bu konuda bir görüş gelebilir. Bakıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın tıp eğitimine alan açmasıyla ilgili yükümlülüğü var. Evet, bu kapsamda da zaten doğru, Türkan Hoca öyle bir not düşmüş. Bu kapsamda da zaten protokoller yapıyoruz oraya dayanarak. Hacettin Hoca demiş ki daha önce birkaç oturum yaptık ve uygulama örnekleri başlığı altında. Bunları bir araya getirmek olanaklı olabilir kesinlikle. Ve konuyu bir şekilde gündemde tutmak gerekir. Evet, katılıyorum Hacettin Hoca. Başka soru katkı var mı? Türkan Hoca, son günlerde Sağlık Bakanlığı söylemi ülke gereksinimi olan hekimleri hiç söylemediğimiz yönünde. Evet. Yani kısmen de katılıyorum. Ülke gereksinimi olan hekimlerden ne anladığımız konusunda belki ayrışabiliriz. Ama ülkenin gereksinimi olan hekimler yetiştirmenin ne olduğu, ne demek olduğu, işte biraz önce konuştuğumuz toplum yönelimli programın olması bir tanesi sadece. Bunun için bir garanti ise bu. Ama bunu konuşmamız lazım, doğru. Bu söyleme karşılık fakülte olarak birlikte hareket edebiliriz. Evet, aynı. Teşekkürler Taceddin. Sağ olun. Konuşmacılarımızın sesi bağlantısı gitti. Sanırım bu kadar yeter diyoruz. Ben kapatayım isterseniz. Alkışlıyoruz Nali ile Melik. Elinize sağlık.